Arkadaşlar var. Çok teşekkür ederim içtenliğiniz için. Sağ olunuz. Çok özelinizi de bizimle paylaştınız. Üniversiteye nasıl gidiliyor İstanbul'da? Muhammed buyurun. Üniversiteye öncelikle süremiz kısıtlı kaldı galiba ama. Yok, var var. Hiç sorun değil. Daha bir bölümümüz daha var. Üniversiteye gidişte şimdi İstanbul'da bir yurt problemi var. Bunu herkes biliyor. Yani yurtların konumlarına bakıldığında çok böyle garip yerlere konumlandırılmışlar. Ve sayı olarak yetersizlik var. Bu yetersizliğin üstesinden yatak atarak, kapasite arttırarak gelmeye çalışıyorlar ama hani 4 insanı 6 insana çıkarıyorlar, 6 insanı 8 insana çıkarıyorlar. Ben mesela bundan önceki yurdumda, ben de yurtta kalıyorum, KYK yurdunda, 12 kişilik odada kalıyordum. Yani bir aile 5-6 kişi anlaşamazken, birbiriyle kavga ederken bizden 12 kişi anlaşmamız bekleniyor. Ve biz yani buna mecbur kalıyoruz, okey diyoruz. Neyse, sonra işte okul şeyi var, bir hani bir yol sorunu var. Yol yürüyorsun, metrobüse gidiyorsun, metrobüse binemiyorsun. Mesela sabahları metrobüse binemiyorum. Birçok kez hani geriye gidip önceki duraklara yaklaşıp oradan binip gitmeye çalıştığımı bilirim. Okula gidebilmek için. Derse geç kaldığımı bilirim. İllaki bir kavgaya denk geliyorsundur herhalde, değil mi? O kalabalığın içinde. Kavga oluyor yani, orada hani insan gibi sıraya geçelim diyoruz. Arkadan birileri geliyor, ittiriyor, geçiyor, bir şeyler yapıyor. Hani insanlar birbirini eziyor, çiğniyor. Herkesin acelesi var. Peki 12 kişinin aynı yerde kalmaya çalışması da biraz sinirleri geriyordur tahmin. Geriyor, evet. Yani hem odalar küçük oluyor genelde. Bakıldığında yani farklı farklı şehirlerden gelen, farklı kafa yapısına sahip, farklı dünya görüşüne sahip insanlar var. Ve hepsinin birbiriyle anlaşması bekleniyor. Tabii ki bu çok zor bir şey. Yani ne okuyorsunuz Muhammed? Bitti mi okul? Ben işletme okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim İstanbul Üniversitesi'nde. Kesinlikle hani boş bir şeyle yazmadım. Bir vizyonum var, bir hedefim var. O hedefe ulaşacağım, onu gerçekleştireceğim. Nedir hedefin? Hedefim kendi işimi kurmak. Ben alacağım maaşın kimsenin iki dudağının arasından çıkmasını istemiyorum. Çünkü alacağımız maaş birilerinin iki dudağının ağzından, yani iki dudağının arasından çıkıyorsa biz burada geliyoruz bu şekilde hani bu sorunları dile sermaye getirmek zorunda kalıyoruz. Sermayeyi de bir şekilde yaratmaya çalışacağım. Yani nasıl yaratılacak acaba, kitle, size soracağım şimdi. Kitle fonlama programları var. İşte melek yatırımcılar var. Güzel bir proje, güzel bir fikirle çıkarsam eğer, ki onun için hani kendimi mesleki açıdan, yabancılar açısından geliştirmeye çalışıyorum. Bunu başarabilirsem birisi çıkacaktır. Hani bir destek olacaktır, yardımcı olacaktır. İşte şirketten belli bir pay alır kar üzerinden. Hani o şekilde melek yatırımcı bularak bir fon. Ne yatırımcı? Melek yatırımcı. Melek yatırımcı deyince ben bir dakika, son bir hafta 10 gündür fenomenleri konuşuyoruz. Arkadaşlardan da rica edeyim, belki onu getirebiliriz şuraya ekrana. Daha yeni bir kısmının mal varlığına bugün el konuldu. Bir kısmı işte fonlama denilen bir olay varmış. Akıl almaz futbolcular bütün varını yoğunu getirip bir banka müdüresine teslim etti. Ah şimdi geldi. Tablo geldi. Terim fonuna zorla getirme kararı şimdi çıktı bugün. Bunun gibi de daha çok küçük, çok çapta çok var piyasada şu an hala. Buradan devam edelim mi 3. bölümde? Çünkü biz burada hani 7500 lirayla, 6000 lirayla, 11000 lirayla ayın sonu nasıl gelecek, çocuklar nasıl okula gidecek, sofraya ne konulacak konuşurken milyon dolarların havada uçuştuğu bir filmi izliyoruz sanki. Bir dizi filmi izliyoruz. Fenomenler var içlerinde. Kocam bana ağırlığımca altın taktı diyen var. Aa, kocişim bana uçak almış diye o uçaktan inen var. 3. bölümde tam da buradan başlayacağız. Bu fenomenler çarkının içine nereden düştük, nasıl çıkarız onu konuşacağız. Reklam, 5 dakikalık bir reklam arası, 3. bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. İstanbul'da zam şampiyonu kültür sanat aktiviteleri olmuş efendim. Simge öğretmenim, ne dersiniz? Bu şehirde öğretmen olmak nasıl? Öncelikle ben davetiniz için teşekkür ediyorum. Tabii ilk oturumda da değerlendirdik aslında ekonomi boyutu üzerinden bir geçinememe sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu. Tabii ki kamu emekçileri ve özelde de eğitim emekçileri de bu süreçten azade yaşamıyor maalesef ki. Artan kira zam oranları, iğneden ipliğe her şeye gelen zammı düşündüğümüzde aslında alım gücümüz her geçen gün azalıyor. Ve eğitim emekçileri de bu süreçte tayin istemek durumunda kalıyor, kiralarını ödeyemez duruma gelmiş durumda ve pek çoğu aslında özellikle kadın öğretmenler açısından da düşündüğümüzde yaşam koşullarının zorlaştığını ve bu süreç içerisinde de aslında ek işler yapmak zorunda kaldığını eğitim emekçilerinin söylemek mümkün. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine baktığımızda aslında
bütçenin %80'ini personel gideri oluşturuyor. Ancak bu personel giderlerinin %80'ini oluşturuyor olması aslında bir bütün olarak da eğitim emekçilerinin çok rahat koşullarda yaşadığı anlamına gelmiyor. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı açısından şöyle bir sorunumuz da var. Ücretli öğretmenlik sorunu. Ücretli öğretmen arkadaşlarımız asgari ücretin altında maaşlarla çalışmak durumunda, aynı işi yapıyor olmamıza rağmen ciddi bir farklı ücretlendirme durumu söz konusu. Asgari ücretin altında çalışan bir eğitim emekçisini de düşündüğümüzde aslında yaşam koşullarının özellikle büyük şehirlerde çok daha fazla zorlaştığını görüyoruz. Ve doğal olarak da tayin isteyerek ayrılmak durumunda senin kalıyor arkadaşlarımız. Şöyle söylüyorlar, ben ne zaman öğretmenler hak ettikleri maaşı almıyor diye haber yapacak, haber sunacak olsam öğretmenler yine iyi alıyor. İyi alıyor. Zaten yazın tatilleri de var. Bak asgari ücrete diye bana itiraz edenler oluyor. Bu özellikle iktidarın son dönemlerde yarattığı bir algı bizzat bakan tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da ifade edildi. Öğretmenler rahat koşullarda yaşıyor. Zaten tatilleri de var. Maaşlarını da iyi alıyorlar gibi. Özellikle uzman öğretmenlik, başı öğretmenlik meselesiyle de biz çok itiraz etmiştik. Öğretmenler de kendi içlerinde ayrıştırıldı. Maaş oranları farklılaştı. Böyle olduğunda da biraz daha bölüp parçalayarak o alanı yönetmeye çalışan bir Milli Eğitim Bakanlığı var, bir iktidar var ve buradan da aslında velilere de sorduğumuzda aslında benzer durumu söylüyorlar. Yani eğitim emekçileri evet iyi, maaşları iyi, görece iyi olarak değerlendiriliyor. Ancak ha, çok yaşamsal olarak baktığımızda maalesef böyle çay değil. Çay simit hesabı gibi anlatır mısınız öğretmenim? İlkokulda karşınızdayım diyelim ki, bir öğretmenin İstanbul'daki yaşam maliyetini, kira ne kadar, ulaşıma ne kadar ayrılması gerekiyor, maaş ne kadar kadar ekstradan kenara köşeye koyabileceği bir para kalıyor. Ekstradan tabii ki kenara köşeye koyabileceği bir para kalmıyor. Kiralar, İstanbul'daki kiraları düşündüğümüzde, ben şu an Ankara'da yaşıyorum ancak İstanbul'daki kiraları düşündüğümüzde en az 10 bin liradan 15 bin liradan başlayan kira oranlarıyla karşı karşıya arkadaşlarımız ve ulaşım masrafları çok yüksek. Ancak çalıştığı okula yakın bir evde oturduğunda belki ulaşım masrafını ödemiyor olabilir. Ancak yaşamsal en temel ihtiyaçlarını düşündüğümüzde bugün yeni başlayan bir öğretmenin aldığı maaş 19 bin lira, 20 bin lira civarında. Neredeyse açlık sınırına yaklaşmış durumda. Bunun yarısını zaten kiraya verdiğini düşündüğümüzde ve çocukları olduğunu düşündüğümüzde, artan eğitim harcamalarına da baktığımızda, kırtasiye masrafları her geçen gün artıyor, eğitim harcamaları her geçen gün artıyor. Hani o nedenle bunun veli boyutunda ayrıca değerlendirmemiz gerekir eğitim bağlamından. Ancak bu koşullarda zaten sürekli eksiğe giden bir öğretmen gerçekliği var. Öğretmen profili var. Ve o nedenle de arkadaşlarımız daha çok hafta sonları da çalışma noktasında. Artık öğretmenler 7-24 neredeyse çalışır hale gelmiş durumdalar. Ek işler yapmaya başladılar. Ve bu koşullarda da eğitim öğretim faaliyeti sürdürmeye çalışıyorlar ki eğitim dediğimiz şey bir ülkenin geleceğidir. Nasıl olacak böyle değerlendirdiğimizde mevcut yaşam koşulları açısından baktığımızda. Eskiden öğretmen olsun, memur olsun, kiracım diye ararlardı. Bugün bir haber gördüm. Arkadaşlar da hazır etmişlerdir o haberi. Bir ev sahibi mülakatla kiracı seçmeye karar veriyor Türkiye'de. Evet, bildiğiniz mülakat. Hani atamalarda mülakat olmasın diye istiyorduk ya. Ev sahipleri de bunu yapabileceklerini düşünmüşler. Ev sahibi kiracısını mülakatla seçmeye kalkıyor. Tabii konu sonrasında mahkemelik oluyor. Ayrım uygulamaya başlıyor bir de. Memleketini soruyor, nerelisin diye soruyor. İşte mezhebine kadar soruyor neredeyse. Bu mülakat sonrasında davalık oluyor. Bugün güzel ülkemden haberlerden biriydi ama ev sahibi bunu yapmaya hakkı olduğunu düşünmeye başladı. Niye böyle oldu Ayşe Hanım? Yani siz gayrimenkul uzmanısınız. Ev sahipleri önlerine yığılıyor.